Herkese merhaba. AutoCAD 2 boyutlu çizim örnekleri serisine devam ediyorum. Ekranda görülen 5 çizimi sırasıyla yapacağım. Ancak video süresinin çok uzun olmaması için bu videoda yalnızca birinci çizimi yapacağım. Diğer çizimleri sırasıyla sonraki videolarda yapacağım. Çizim resimlerini nereden elde ettim onu göstereyim. megapmap.com.tr adresi açılır. Sayfada bireysel öğrenme materyalleri tıklanır. Açılan sayfada alan olarak makine teknolojisi alanı. Ders olarak katı modelleme ve animasyon seçilir. Altta tasarım ve animasyon modülü bulunmaktadır. Yanındaki hazır indir linki tıklanır. Tasarım ve animasyon PDF dosyası açılır. Makine teknolojisi tasarım ve animasyon. Bu PDF dosyada sayfa 15'i açtığınızda Beş çizim ile karşılaşıyoruz. 2 boyutlu taslak çizim uygulama örnekleri. Bu çizimler öğrencilerin alıştırma yapmaları için konulmuş örnekler. Ben bu çizimlerin resmini aldım. O yüzden web sayfasını kapatıyorum. Evet bu videoda birinci çizimi yapacağım. Diğerlerini ise sırasıyla sonraki videolarda yapacağım. Birinci çizime başlıyorum. PDF dosyadaki çizim net olmadığı için ben çizimi AutoCAD'de yapıp resmini buraya aktardım. Çizime başlamadan önce katman ayarlarını yaptım. Eksen katmanını ekledim. Katman rengini değiştirdim. Çizgi tipi Center 2 olarak ayarladım. Kesik çizgiler için kesik katmanını ekledim. Çizgi tipini Dashed olarak ayarladım. Object Snap Settings ayarlarını kontrol ettim. Endpoint, Midpoint, Center, Quadrant, Intersection, Extension seçili. Eksen çizmek için eksen katmanına geçiyorum. Çizgi komutunu veriyorum. Önce yatay ekseni çiziyorum. Orta mod açık olduğu için yalnızca yatay ve dikey çiziyor. Orta mod açık değilse F8 ile açınız. Sonra çizgi komutuyla dikey ekseni çiziyorum. Komuttan çıkmak için Enter. Çizgilerin merkez noktalarını çakıştırıyorum. Düz çizgiler çizmek için sıfır katmanına geçiyorum. Daire komutunu veriyorum. Küre yarı çap ölçüsü 28'miş. 28 girip Enter'e basıyorum. Yatay eksenin 20 mm paralelini almak için offset komutunu veriyorum. O yazıp Enter'e basıyorum. Paraleller arası 20 olduğu için 20 girip enter'a basıyorum. Yatay ekseni seçiyorum. Fareyi üst kısma kaydırıp tıklıyorum. Tekrar offset komutu. O enter. Üstteki çizginin aşağıdaki paraleli. 4 enter. Dikey eksenin sağında ve solunda paralelini alıyorum. Enter ile komuttan çıkıyorum. Buradaki uç noktayı elde etmek için offset komutunu kullanacağım. O enter 33 enter üst çizgiyi seçip aşağıda paralelini alıyorum. Kesik çizgiler için kesik katmanına geçiyorum. Çizgi komutu açılı çizmek için F8 ile ortayı kapatıyorum. İki çizginin açısı 90 dereceymiş. Burada gireceğim açı değeri 45 oluyor. Enter enter Buradaki çizgilerin açı değeri verilmemiş. 118 derece olduğunu sanıyorum. Çizgi açı değeri olarak 31 gireceğim. Çünkü 180-118-62 ediyor. Onu da 2'ye böldüğümde 31 değeri çıkıyor. Trim ile fazlalıkları atacağım. Önce sınır çizgilerini belirliyorum. Enter. Budanacak çizgiler. Oluşan bu kesik çizgilerin yansımasını elde edeceğim. Bunun için mirror komutunu veriyorum. Yansıması alınacak çizgileri seçiyorum. Aynayı yerleştirecek iki noktayı tıklıyorum. Seçilenler silinmeyeceği için no tıklıyorum. Trim komutu ile fazlalıkları buduyorum. Çizgileri katmanla taşımak için önce çizgiyi seçiyorum, sonra katmanı seçiyorum. Alt kısımdaki çizgiyi de ekliyorum. Çizim tamam. Yatay ekseni silebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.